Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Instagram hesabımı takip eden dostlarımızın bildiği üzere yaklaşık 10 günlük ve toplamda 1800 kilometre kadar sürecek bir Kuzey Ege turuna çıktım. Eğer bu tarz duyurulardan haberdar olmak istiyorsanız Tolga Yalçın alt çizgi Yaşa Bu Hayatı Instagram hesabımı takip etmenizi rica edeceğim. Şimdi bugün Çanakkale Kalkım'dayız. İlk durağımız burası. En kuzeye kadar geldim. Bugün buradaki rotamızı bitirdikten sonra duraklarımıza uğraya uğraya aşağı Muğla Ortaca'ya yuvamıza döneceğiz. Ve bu serinin içinde harika yeni hayat hikayeleri sizleri bekliyor olacak. Takipte kalın diyeceğim. Şimdi kısaca bugünkü rotamızdan, bugünkü gezimizden ve bugünkü videonun konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Yine Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu harika bir organizasyon var. Eko Turizm. Daha önceden bu kelimeyi duymamış olabilirsiniz. Ben de araştırmalarımda ne kadar güzel, ne kadar faydalı bir organizasyon olduğunu anladım, gördüm. Eko Turizm, doğal yaşama zarar vermeden, sürdürülebilir hayata zarar vermeden, bilinçli bir şekilde doğada vakit geçirmemizi sağlayan, ormanın içinde vakit geçirmemizi sağlayan bir organizasyon. Eğer siz de ormanda vakit geçirmekten, doğa yürüyüşlerinden, manzaralardan, şelalelerden hoşlanıyorsanız eko turizm kelimesini bir araştırın ve Türkiye'deki yaklaşık 53 tane eko turizm rotasını bir göz önünde bulundurun derim. Bunun içinde Benim Ormanım diye bir uygulama yapmışlar ve bu uygulamanın içinde bu rotaların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Bugün ben OGM yetkilileriyle birlikte onların rehberliğinde Çanakkale Kalkım'ı gezeceğim ve buranın muhteşem manzaralarını ve güzelliklerini sizlere paylaşmak için kameram açık olacak. Bu güzelliklere sizler de ortak olmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden iyi seyirler. İlk toplantı alanımıza geldik. Burada günün planlamaları yapılacak ve ufak bir briefing verilecek. Çaylar içilecek. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölgenin adı Kalkım, Edremit'e yakın. Ve her yerinde inanılmaz ormanlar ve doğal güzellikler var. Şimdi kameramı açmamın bir sebebi de burada inanılmaz ağaçlar var. Bakar mısınız? Yani kamerada büyüklüğü ne kadar yansıyor bilmiyorum ama. Adeta Yüzüklerin Efendisi filminden çıkıp gelmiş gibi ağaçlar. Muhteşem. Allah, bakar mısınız? Mağara olmuş. İnanamıyorum. 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 Şu anda asırlık bir çınarın, çınar değilse lütfen beni affedin, asırlık bir ağacın içindeyim. Ormanın içinde bir yerde olsa bildiğiniz bir ev yani. Artık bunun içinde yaşayabilirsiniz. Çok büyük bir çadır. Şuna bakar mısınız? Çok etkileyici. O zaman hadi çay içelim. Bunun üzerine başka bir şey yapılmaz. Az önce görmüş olduğunuz gibi bisikletli dostlarımız bisiklet rotasından keyifli yolculuklarına başladılar. Doğada yürüyüş yapmak isteyen, bisikletle gezmek isteyen dostlarımızın en büyük problemi nereye gideceklerini bilmemeleri. Başlarında bir rehber yoksa, bilen bir kişi yoksa bir yol görürsünüz, stabilize bir yoldur. Oradan gitmek istersiniz ama o yol nereye çıkacak? Bir yere bağlanıyor mu? Kaybolma korkusu. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu bu rotalar onların daha önceden gelip burada açılan yollar ve tabela çalışmalarıyla yapmış olduğu yönlendirmelerle güvenle burada hem yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz hem de bisikletle gelip doğanın tadını çıkartabilirsiniz. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu bölgede Çanakkale Kalkım bölgesindeki bu rota toplamda 50 kilometrelik bir rota. Bir kısmı yürüyüş rotası, bir kısmı da bisiklet rotası olarak. O yüzden buraları size şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak buraya gelmelisiniz. Evet.
Ülkemizin her yeri ayrı güzel. Her köşesi ayrı bir cennet. Şu anda Kuzey Ege, Çanakkale'nin ormanlarının içindeyiz. Özellikle pandemiden sonra insanların eğlence anlayışları, tatil anlayışları çok değişti. Kendimizi doğaya atmayı, doğada bulunmayı, insanlardan mümkün mertebe izole olmayı, uzaklaşmayı maalesef biraz alışkanlık edinmek zorunda kaldık bu dönemde. Çok da güzel oldu aslında. Çünkü insan doğadayken kendisiyle, düşünceleriyle baş başa kalıyor. Ağaçların enerjisi, kuşların sesi, arıların vızıltısı. Kendimizi, ben şahsen kendi adıma konuşayım, kendimi çok çok iyi hissediyorum. Şurada yürüdüğüm zaman hem soluduğum hava hem duygularım, düşüncelerim tam bir meditasyon halindeyim şu anda. Zaten Orman Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bu çalışmanın hashtag'i Yeşil Nefes. Siz de açıklamalar bölümünde bu linkleri görüp bu rotalardan kendinize en yakın olanını seçip deneyimleyebilirsiniz. Kendi başınıza, arkadaşlarınızla organize olup, gruplar kurup, bisiklet grupları kurup, yürüyüş grupları kurup bu rotaların tadını çıkartabilirsiniz. Alternatif bir turizm anlayışı, alternatif bir tatil anlayışı. Aslında anlatmaya çalışıyorum ama kelimeler de çok kifayetsiz. Bu güzellikler kameraya ne kadar yansıyor, inanın bilmiyorum. Yani şu anda önümde görmüş olduğunuz şu görüntü, şu yeşilin tonlarının değişikliği, gökyüzü, toprağın kokusu, yağmur çiseliyor ara sıra. Yani böyle çok duygusal, romantik gelebilir size ama ya abartıyorsun da diyebilirsiniz belki ama lütfen demeyin. Eğer bir gün buraları deneyimleme şansınız olursa işte o zaman bu söylediklerimi hatırlayıp belki bana hak verirsiniz. Muhteşem. Yani 5 yıldızlı bir tatil köyü mü? Burası mı? Bence kesinlikle burası. Doğanın içindesin. Mucizelerin içindesin. Aslında özümüz bu. Bir tatil köyüne gittiğimiz zaman çok büyük paralar harcamak dışında başka bir şey yok. Bol bol yemeye, bol bol içmeye, ihtiyacımızdan fazlasını tüketmeye sistem bizi itiyor. Doğada sakinleşmeye, sadeleşmeye, özümüze dönmeye ve minimalist bir yaşama aslında bizi itiyor. Her şeyin cevabı burada. Doğanın kendi dengesini aslında örnek almamız lazım. Kendi vücudumuzda da, yaşayışımızda da. Bunu ne kadar kendi hayatımızın içine sokarsak aslında o kadar daha hem fiziksel hem de mental olarak sağlığımıza kavuştuğumuzu göreceğiz. Tecrübeyle sabit. Burada denemişi var. En güçlü o sistemin sattığı o antidepresan ilaçların hiçbiri buranın etkisini size vermez. Hepsi geçici. Asıl önemli olan sağlığımızı, dengemizi korumak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek. Evet sevgili dostlar, videomuzun başında OGM'nin yapmış olduğu bir takım düzenlemelerden bahsetmiştik. Şimdi burada çok güzel bir çözüm dikkatimizi çekti. Diyelim ki siz bir ormanda yürüyüş yapıyorsunuz ve bir patikadan aşağı ineceksiniz. Gördüğünüz gibi bir eğimi çok yüksek, yumuşak, stabilize bir alan. Buradan yürüdüğünüz zaman özellikle yağmur da yağıyorsa yürüyeceğiniz yol çok tehlikeli, düşebileceğiniz bir yol olabilecekken burada bir basamaklandırma sistemi yapılmış. Taraça gibi yapılmış. Kusura bakmayın biraz nefes nefese kalıyorum. Şimdi bu sistem nereden gelmiş, nereden görülmüş, nereden feyz alınmış? Bu konu hakkında bilgilerini almak istiyorum. Kurumsal kültürün, kurumsal iletişimin ve en yukarıdaki politika veya çözümler, mimari çözümlerle ilgili yaklaşımların en aşağıdaki uygulayıcı tarafından anında aksiyon alınması ve harekete geçilmesinin kanıtı. Şöyle ifade etmek isterim. Dünya Ormancılık Kongresi için Kore'de bulunduğumuz dönemde Sayın Genel Müdürümüzle bu tarz ekoturizm rotaları ve rekreasyon kullanımlarının iyi olduğunu bildiğimiz için o coğrafyada birkaç yerde deneyimleme yaptık. Ve Kore'de gördüğüm mimari çözümü gördüğünüz WhatsApp grubundan ekosistem hizmetleri şube müdürlerine attım. Yani 20 gün önceki bir öneriyi paylaştım. Ve Türkiye'de vücut buldu. Bu anlamda Orman Genel Müdürlüğü'nün bu kurumsallığı, aksiyoner oluşunun bir kanıtıdır aslında. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Daire Başkanımız Özgür Balcı Beyefendi. Sizle ekoturizm hakkında ilerleyen dakikalarda bir söyleşi daha yapmak istiyorum. Ekoturizm nedir? Neyi amaçlıyor? Biraz daha detaylı bilgi verelim. Ben ara ara sunumlar yapmaya çalışıyorum ama bir de ilk ağızdan en doğru bilgiyi almak istiyorum. Memnuniyetle. Yürüyüşümüze devam. Sağ olun. Sağ olun. Özgür Bey merhabalar tekrardan. Ekoturizm diyoruz.
Ekoturizm birçok insan için yeni bir kelime. Nedir ekoturizm ve OGM bu çalışmaları niçin yapıyor? Ekoturizm dünyada özellikle son 20 yıldır gelişen bir turizm hareketliliği. Bu anlamda doğaya saygılı, doğal ekosistemleri deneyimleme temelli, doğada ayak izinden başka bir iz bırakmadan yapılan bir aktivite, etki boyutuyla da yerel halka ekonomi oluşturmaya çalışan bir turizm anlayışı. Tabii biz 7 ayrı ekosistem var dünyada. İşte çöl ekosistemi, deniz ekosistemi, kutup ekosistemi gibi. Bunlardan bir tanesi de orman ekosistemidir. Dolayısıyla Arap Yarımadası'nda safariye giden, çöl safarisine giden kişi de bir ekoturizm unsurudur ve aktivitesidir. Kutuplarda kutup ayısı gözlemlemeye, oradaki yaşam biçimini deneyimlemeye giden de aslında kutup ekosisteminde bir ekoturizm yapmaktadır. Kızıldeniz'e gidip dalan kişi de aslında bir ekoturizm aktivitesi içindedir. Ormanlar da bu anlamda önemli bir kaynak değer oluşundan, orman ekosistemleri de özellikle son pandemiden sonra insanların kendini ifade etmek, deneyimler yaşamak adına kendilerini atmış oldukları bir ekosistem bütünlüğü içerisinde bir turizm anlayışı da doğurdu. Tabii bu kökleri ta 20-30 yıla kadar gidiyor. Ancak son 2 yıldır çok daha artan bir talep. Ormanı bilinçli kullanma diyebilir miyiz? Aynen öyle. Yani ormana gelip piknik yapıp, mangal yakıp, orman yangın tehlikesine sebebiyet verip çöplerimizi bırakıp gittiğimiz bir toplumu eğitmek amacıyla da bu organizasyon yapılıyor diyebilir miyiz? Aynen. Doğal ekosistemlere özellikle genç kuşağın sahiplenmesini de sağlayan bir argüman aslında. Siz ekosistemi ne kadar deneyimliyorsanız, ne kadar içindeyseniz o kadar sahipleniyorsunuz. Farkındalığınız artıyor. Biz gördüğünüz üzere rota üzerinde işte ağaçları tanıtan, buranın özel türlerinden olan ağaç kakanların yaşam alanlarını olduğunu hatırlatan içeriklerle de yükleyerek insanların bu farkındalığını sadece kereste kaynakları olmadığını ormanların estetik, kültürel değerler içerdiğini, rekreatif değerler içerdiğini hatta sağlık açısından çok önemli olduğunu ifade eden içeriklerle donatıyoruz. Bu farkındalığı artırdıkça kullanımları da artırıyoruz. Umarım bu hareket çığ gibi büyür. 53 tane rota var. İnşallah çok çok daha fazla olur. Ve insanlarımız ormanlarımızdan bilinçli bir şekilde, güvenli bir şekilde faydalanmaya devam ederler. Biz de hedef olarak bunu amaç edindik. Özellikle Sayın Genel Müdürümüzün talimatlarıyla ekoturizm çalışmalarının güçlendirilmesi istendi. Bir fikri olgunluk hafızamız vardı. Bunu 5 yılda çığ gibi büyüttük. Daha büyüyecek, daha büyük hedeflere ulaşacağız inşallah. Bu alanların halkımızın hizmetinde olmasını, güvenli şekilde halkımızın hizmetinde olmasını sağlayacak tedbirler, mimari çözümler üreterek doğaya zarar vermeden halkımızı buralara bekliyoruz. Her birini bu deneyimi yaşamalarına davet ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Biz de yanınızdayız. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi harika yürüyüş parkurumuzu bitirdik sevgili dostlar. Bu güzel şelalenin aktığı yere geldik ve toplanma alanındayız. Şimdi burada güzel bir gözleme ve çay molası veriyoruz. Buradaki köylü ablalarımız bize güzel gözlemelerini yapıyorlar. Burada güzel bir ateş yanmış. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Gözleme mi yapıyorsunuz bize? Neli yapıyorsunuz? Peynirli. Evet. Ispanaklı, patatesli. Of çok sıcakmış burası ya. Yandınız mı? Çok sıcak olur şikayet ederiz, soğuk olur şikayet ederiz. Ben anlamadım ki bizi. Yaranamıyoruz değil mi? Değil mi? Yaranamıyoruz. Kolay gelsin anne. Bunlar yavaş ateşte mi olacak? Hızlı oldu mu olmaz? Kısık ateşte mi pişiyor? Evet. Yoksa içi pişmez değil mi? Ellerinize sağlık. Her şey doğal. Temizlik de yaprakla oldu. Çok yaşa. Çok yaşa. Bu bölümün burada sonuna geldik. Çok güzel bir gün geçirdim. Umarım siz de en az benim aldığım kadar keyif almışsınızdır.
bu güzelliklerden, bu doğal manzaralardan Orman Genel Müdürlüğü'ne bu güzel çalışmaları için teşekkür ediyorum. Tekrardan paylaşmak istiyorum. Eğer sizler de bu rotalardan faydalanmak, bu rotalarda eşinizle, dostunuzla, ailenizle geziler düzenlemek, organizasyonlar düzenlemek istiyorsanız açıklamalar bölümünde bu rotaları bulabileceğiniz linkleri paylaşacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler. Doğayla kalın.